Ben Meltem Şahin, 2018 mezunuyum. 2018 YKS sonucunda sayısalda 408. eşit ağırlık 154 ve yabancı dilde de 338. oldum. Şu anda ODTÜ Mimarlık'ta okuyorum. İşte okulumla entegre bir şekilde İzmir Sınav yardımıyla sınava hazırlandım diyebilirim. Aslında bu noktada bence hani herkesin kendi yöntemi var ama ben kendi adıma biraz böyle son seneye bu işi yağan değil de biraz daha hani her sene yapması gerektiği kadarını yapan bir şekilde ilerledim. Ya sonuç olarak bu Milli Eğitim'in bize sunduğu bir müfredat var. Yani 9, 10, 11'de belli bir müfredat oluşturuyorlar. Bu müfredat üzerinden hocalarımız bize konuyu anlatıyor. Bizim de çalışmamız bekleniyor ama her zaman süreç böyle işlemeyebiliyor. Son seneye yığılabiliyor. Benim durumumda hani her sene aslında yapmam gereken kadarını 9. sınıftayken 9. sınıf konularıyla ilgilenen, 10'da onunla, 11'de 11'le, 12. sınıfta da yine 12. sınıf konularıyla ilgilenmenin yanı sıra biraz böyle arkaya dönüp, tabii yani bu süreçte bu benim kendi inisiyatifimle yaptığım bir şey değildi. Çünkü hem okulum hem de İzmir Sınav'da yapılan bu TYT ve AYT'deki 9-10'a geri dönüş çalışmalarında aktif katkıda bulunca zaten bir noktada ara sınıfları da tekrar etmiş oldum. Yani genel olarak böyle daha hani önümüzdeki sınıfı düşünen değil de veya var olduğu sınıf üzerinde hani bir çalışmaya bulunmayıp 12'de hallederim kafası değil de biraz daha böyle çalışmayı bölerek her sene yapmam gereken kadarını yaparak hazırlandım diyebilirim. Ben genel olarak böyle çok rehberlikle yakın ilişki kuran bir öğrenci olmadım ama İzmir Sınav'da ben kurmak istemesem bile böyle rehberliğin gerçekten öğrenciler üzerinde böyle bir sürekli bir hani ilgisi ve alakası vardı. O yüzden hani hayatımda en çok rehberlikte zaman geçirdiğim kurum İzmir Sınav olmuştur diye düşünüyorum. Evet ya yani bu anlamda gerçekten pozitif bir durum. Çünkü hani rehber öğretmenlerin işte zaten bütün sınavlarımızdaki sonuçlarını bir belli şekilde belirliyorlar, bunu analiz ediyorlar, buna yönelik bize feedbackleri oluyor. Keza yani bölüm seçimi konusunda da mesela gittiğim zaman hani her zaman böyle bir soruyorlardı. Yani Meltem hani ne istiyorsun, kafanda bir şey var mı, istiyorsan seni işte orayı kazanan kişilerle görüştürebiliriz, şey yapabiliriz falan diye. Hani her zaman bu mesela şu anki organizasyonda olduğu gibi her zaman bu kendi öğrencilerin network'ünü tutarak aslında mevcut öğrencilere böyle destek vermeye sağlayan ve onları böyle her açıdan yani tecrübeli öğrenciler babında olsun, rehber hocalarımızın kendi tecrübeleri olsun, her açıdan böyle öğrencileri beslemeye çalışan bir sistem vardı aslında. Çalışma programı konusunda da kesinlikle yani ben dediğim gibi çok böyle dışarıdan yapılan programlar değil, biraz da hani kendi kafamdaki programa göre gidiyordum ama hocama danıştığım, rehberliğe danıştığım her zaman da bana gerçekten böyle benim tempomu uyabilecek bir program önerisiyle geldiler. Bu da olumluydu diye düşünüyorum. İzmir Sınav'da açıkçası bursluluk sınavı sonucunda İzmir Sınav'ı tercih etmeye karar verdim. Buradaki hocalarımla da yaptığımız bu ilk görüşme sonucunda gerçekten burada böyle olumlu bir ortam olduğunu fark ettim ve hani o dönem dershanelerle ilgili yaşanan karışıklık döneminde de aslında sınav dershanesi hani bütün kaynaklarıyla, kurumsallığıyla, işte Türkiye çevresindeki şubeleriyle, denemeleriyle vesaire böyle baktığımda da gayet kurulu düzenini kurmuş ve bunu devam ettiren ve hatta benim senemde biliyorsunuz yani sistem değişmişti. Bu YGS, LYS'den YKS yani TYT, AYT geçiş sürecinde de kendini gayet yenilemeye çalışan yani bu kadar köklü ve kurumsal olmasına rağmen eski kaynaklarını bile yenileyen ve yeni sisteme adapte olmaya çalışan bir yapıdaydı. Açıkçası sınavı tercih etme sebebim buydu. Açıkçası hani okulumun zaten özel bir okulda okumamdan ötürü liseyi geç bitmesi sebebiyle sınava hafta içi çok az ama ağırlıklı olarak hafta sonu ben sadece derslere gelebiliyordum. O yüzden böyle hocalarla ekstra bir zaman geçirmişliğim olmamış olabilir. Ama hani böyle hafta sonundaki derslerimde de mesela bir anım şeydi. Bir geometri dersinde işte bir soruyu böyle sadece benim çözmem sonucunda hoca mesela annemi aramıştı ve hani ne kadar güzel bir kız yetiştirmişsin işte soruyu bir tebrik ederim falan demişti. Ya bence bu çok olumlu. Beni de böyle gaza getiren ve motive eden bir anımdı hocalarla ilgili. Aslında bence İzmir Sınav'ın en büyük artılarından biri de buydu benim açımdan. Çünkü neredeyse her hafta bir deneme sınavı oluyorduk ve hani ben hafta içi derslere gelemesem de sadece hafta sonu gelebilsem de denemeleri hiç kaçırmadım diyebilirim. Yani her hafta olan bu düzenli sınav denemelerine hep giriyordum ve bunların çok faydası oluyordu. Hem oradaki soru tiplerinin makul, hani ne böyle ekstra çıkmayacak ÖSYM'nin sormayacağı bir zorlukta ya da böyle öğrencileri kandıracak bir kolaylıkta değil. Gerçekten makul ÖSYM tarzındaki soruların ve güncel soruların, bu bence çok önemli. Yani sistem değişikliğine adapte olan, işte özellikle fen ve matematik alanında gerçekten daha böyle öğrencinin yorumlamasını
geliştirmeye yönelik soruların sorulması benim de denemelere girme şevkimi arttırıyordu açıkçası. Çok faydalı olduğunu söyleyebilirim yani her hafta girdiğim denemelerin. İzmir sınav üzerinde bence en baştan belli böyle bir kurlara ayrıldığımız zaman kendi sınıfımızdaki o dinamizm ve her hafta girdiğimiz denemeler zaten bizi motive eden bir süreç bana kalırsa. Hani ne kadar bunun sınırını bilmezsek arkadaşlarımız arasında böyle yıkıcı bir kısma gelse de aslında bu sürekli deneme olma ve sürekli bir sıralamaya tabi tutulma ve sürekli o hani o sınıf içerisinde belli bir iletişimde bulunma şekli bence doğru kullanılırsa doğru düzeyde insanı da motive eden bir durum. Hocalarımın sürekli işte benimle ilgilendiğini görmem, benim takip edildiğimi görmem açıkçası motivasyonda önemli bir etkiydi. Çünkü hani burada böyle takip ettikten sonra böyle hesap sorar gibi hani moral bozucu bir şekilde değil de daha yapıcı bir şekilde. Yani şöyle olmuş, şunlar olmuş, bunları nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Ve hani sürekli hani bir isteğin olursa yardımcı olalım, şunu işte mezunlarımızı ayarlayalım, şu okul hakkında bilgi alalım gibi pozitif bir süreç olduğu için bu da motivasyonu tetikleyen etkenlerden diye düşünüyorum. YKS sonucunda sayısalda 408. eşit ağırlıkta da 154. olarak tek tercih yaparak ODTÜ Mimarlığa yerleştim. Ya, üniversiteyle ilgili şöyle söyleyebilirim. ODTÜ Mimarlık özelindense aslında ODTÜ ve genel olarak üniversite yaşamı özelinde. Ya, gerçekten üniversitede böyle lise gibi, hele böyle İzmir Sınav gibi çok iyi takibinizin yapıldığı kurumlardaki gibi takip beklemek imkansız. Üniversitede kendi çalışmamızın oranı çok çok artıyor. Ya, çünkü mesela amfilerde ders alıyorsunuz 150 kişi, 200 kişi. Ya, oradaki profesörün siz açıkçası sizin bireysel başarınız çok daha o profesörün umurunda olmayabiliyor. Yani profesör de geliyor, dersini anlatıyor. Artık olay tamamen sizin bireysel başarınızda kalıyor. Sizi denetleyecek bir veya sizi motive edecek bir rehber öğretmen yok. Sizi motive edecek net bir sınıf ortamı yok. Çünkü sürekli sınıf değiştiriyorsunuz, dersten derse koşuyorsunuz. Hani üniversite ortamı aslında çok güzel. Yani daha böyle rahat olması, ders saatlerinin böyle çok katı olmaması itibariyle. Ama bir yandan da çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü gerçekten lisede böyle eğer çok kontrol edilmeye ve sürekli çevre gazıyla çalışmaya alıştıysanız üniversitede bu noktada böyle bütün şeyleriniz, bütün sizi kontrol eden bütün etkenler gidince boşluğa düşüp o zaman ben istediğimi yapabilirim. Hani de, bugün de dersi asayım, bugün de şunu asayım deyip gerçekten üniversiteyi zor bir, sizin için zor bir yaşama dönüştürmesi de mümkün olabiliyor. Ama genel olarak eğer bu disipline zaten bireysel çalışma disiplinine sahipseniz bence çok daha keyifli bir dönem oluyor diyebilirim üniversite için. Yani İzmir Sınavı beni desteklediğine inanıyorum. Zaten bütün şey boyunca da belirttiğim gibi gerek denemeleriyle, rehberlik desteği, burada oluşturulan ortam ve tabii en önemlisi bence hani bu kurumsallığıyla, çünkü ben kendi adıma bunu da görmeyi seven birisiyim. Yani sürekli her aylık, işte her ay bize mesela hala devam ettiğini görüyorum. Her ay bize bir modül veriliyordu. İşte konu anlatımı olsun, soru kitabı olsun. Keza her hafta bir denemeye giriyorduk. Sürekli bir rehberlik desteği alıyorduk. Hocalarımız zaten alanında belli bir yetkinliğe sahip. Yani öncesinde de tecrübeli, yani belli kurumlarda çalışıp veya sınavın başka şubelerinde çalışıp buraya gelmiş öğretmenlerdi. Hani o yüzden memnun ve tavsiye ederim diyebilirim.